Günaydın sevgili izleyiciler. Sağlıklı, mutlu, harika bir gün geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bugün çağımızın yeni kavramlarından biri toksik ilişkiler üzerine konuşacağız. Belki geçmişten günümüze hep bu tarz ilişkiler vardı ama toksik adını biz sonradan duymaya başladık. İşte bu konuda bizlere hem sosyolog hem aile danışmanı sevgili Erdem Taşkınsu bilgi verecek. Günaydın, hoş Günaydın, geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Yanlış söylemedim değil mi? Geçmişte toksik ilişki diye böyle açık bir kavram Tabii. yoktu sanki. Aynen öyle. Aslında Sonradan. sonradan hep böyle zaten var olan şeyler hep isim konur ya, onun gibi bir durum. Şimdi bugün şöyle bir konu rica edildi. Özellikle toksik ilişkiyi gençler açısından ele alabilir misiniz diye. Tabii. Hani bunun nasıl farkına varabilirler, ilişkinin toksik olup olmadığını. Hani Aynen. her şeye yeni adım atıyorlar. Az sonra bu konuda konuşacağız uzun uzun. Yalnız ben gelmeden önce siz mutfakta her şeyi hazırlamışsınız. Evet, bayağı bir katkım oldu. Yani bu işe Neler de el attım, oldu? öğreneceğim yani. Mutfakta neler oldu sevgili izleyiciler? Evet, değerli şefimiz sevgili Berrak Gönül Çubukçu bugün mutfakta. Ne oldu Berrak'cığım gelmeden önce? Bitti mi yemekler? Günaydın. Evet, Erdem Hocam'la beraber biraz mutfağa girdik. Mutfağa girmeyi çok sevdiğini ve istediğini, yemek yapmayı, öğrenmeyi istediğini duyunca ben dayanamadım. Hiç zaman kaybetmeyelim Hiç dedi. Harika, harika yapmışsın. Yok dedi, biraz geri çekildi kendisi. Yok, ben daha sonra yaparım falan. Bugün değil. Olmaz dedim. Şimdi söylemişken, harika. Konuşmuşken hemen şimdi şu anda da. Çok iyi olmuş. Tabii sevgili şeflerimiz, değerli izleyiciler erken geliyorlar ve hazırlıkları yapıyorlar. Ne güzel Erdem Bey'in de çorbada tuzu olmuş oldu. Evet, muzlu irmik topları yapacağız. Evet. Onun muhallebi kısmını o pişirdi böyle güzel bir şekilde. Evet. Videosunu da çektik hatta. Hadi bakalım. O zaman tatlının tarifiyle başlayalım mı Berra? Evet, başlayalım. 3 su bardağı kadar süt kullandık. 1 paket muzlu puding kullandık. Daha böyle pratik olsun amaçlı. Evet. 1 paket vanilya, 7 yemek kaşığı tepeleme irmik, 3 yemek kaşığı toz şeker. Ve sonrasında bunları pişireceğiz. Muhallebi kıvamına getirdik. Daha önceden yaptık ki soğuması gerekiyordu. Hmm. Yayında çünkü soğutmamız zor olacaktı. Ama yapılışı hakkında bilgi verirsen. Hepsini karıştırıyoruz. Muhallebi gibi pişiriyoruz. Top top olacak bir şey yok değil mi içlerinde? Hani onların püf noktası olabilir mi diye. Şöyle kas katı bir hamur şeklinde. Yani muhallebinin katı bir muhallebi şeklinde olacak. Bir dakika ben bakacağım yine tabii neler ki var içerisinde diye. Süt, 3 su bardağı süt. Puding. Bir paket muzlu puding, evet. Bir paket vanilya, 7 yemek kaşığı tepeleme irmik, evet. 3 yemek kaşığı toz şeker, Hindistan cevizi. Evet. Tamam, yani un yok. Un Hayır, olmayınca yok, yok. Da top ama top olmaz. Şöyle un var aslında içerisinde, muzlu pudingin puding içerisinde de var. Var. Ama onlar böyle bir rahat oluyor. Tabii yani sürekli karıştıracağız. Un da koyabiliriz. Aslına bakarsanız bunu hani evde ne varsa diyoruz ya biz. Kendimiz muzumuzu ezeriz bir güzelce. Tamam. İçerisine yine işte 3-4 yemek kaşığı kadar unumuzu koyarız. Yine sütümüzü koyarız. Alın size aynı şey. Ha, biz şeker. Bu da biraz daha şey olsun diye. Şekerin kıvamını bu sefer mesela burada 3 yemek kaşığı kullandıysak orada yaklaşık daha fazla olur. Bir su bardağına yakın kullanmamız tamam. Gerekir. Şimdi bu kadar katı ya bunları nasıl şekillendiriyorsun? Bunu top, elimle top, top yapıp Hindistan cevizine bulayacağım. 10 numara 5 yıldız. Evet. Hemen pratik. Harika. Evde ne varsa yapmış şimdi olacağız. Şimdi gelelim diğer tariflere. Evet, hemen şimdi alıverdik bir tarifi. Ben gelmeden önce yapmışlar bile sevgili evet, izleyiciler. Ne yapayım? Sağ olsun. Sosyal medyadan takip edilecek o zaman bu tarifi yapılışı. Yani hani evet Erdem Hocam onun tarifini verir bizlere yazar. Pekala. Diğeri de bir meze yapacağız. Nohutlu, yoğurtlu patlıcan salatası yapacağız. Yoğurtlu, nohutlu patlıcan salatası söylemesi biraz zor ama bence yemesi çok keyifli olacaktır. Hatta içerisinde tahin de var. Bir de aslında şöyle. Aa, nohutlu, yoğurtlu, bir şey. Tahinli patlıcan salatası şeklinde geçiyor ha, aslında bakarsanız. Tahinliye biraz şey mi? Yoğurt eklenmiş hali mi? Evet patlıcanları. Yani humusa yanlış söyledim. Aslında yok değil. Çok farklı. Buradaki öyle kullanacağımız mi nohutları biz sadece bu şekilde haşlanmış. Bunları şey yapacağız. Tavamızın içerisinde yağda baharatlarla kızartacağız. Üzerine süsleme olarak kullanacağız. Görüntü olarak da. Blenderdan geçirmeyeceğiz. Yok geçirmeyeceğiz. O yüzden evde ne varsa kolay. Pratik ama. Çok pratik gelmedi bana. Şimdi patlıcanlar burada közlenmiş. Nohutlar haşlanmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunun da kolayı var. Her şeyin kolayı var biliyorsunuz. Tamam. Közlenmiş patlıcan konserveleri oluyor. Şipşak olması için hemen. Nohutun haşlanmışı var. Ya da buzluğumuza genelde biz hani bütün bayanlar olaraktan evimizde buzluğumuza daha önce hazırlamış aynen olabiliriz. Öyle hazırlamış oluyoruz. Buzluğa atıyoruz zaten. Şipşak.
Ya illa nohut olmasına da gerek yok. Hep diyoruz ya evde ne varsa şeklinde. Tarif eder misin nasıl yapılacağını? Patlıcanlarımızı, közlenmiş biberlerimizi minik minik kıyacağız. Yani patlıcan salatası yaparmış gibi. Tamam. Sonrasında içerisine cevizini, maydanozunu ekleyeceğim. Daha sonrasında yoğurdunu, sarımsağını ekleyeceğim. Bir karışım yapmış olacağım. Yoğurtlu karışımımı. Üzerine de hazırlamış olacağımız nohutumuzu, baharatladığımız nohutumuzu üzerine koyacağız. Böyle çok güzel bir sunumla inşallah yetiştireceğiz. Çok hoş olacak bence. Bence de. Brokoliler ne için? Brokolilerde karnabahar köftesi yapacağız. Karnabahar sevmeyen çocuklarımıza karnabahar yedirmek için. Gerçi ben sevdirdim çok şükür. Hem de nasıl yiyorlar biliyor musunuz Ayşe Hanım? Sadece haşlama ve tuzlu. Karnabahar mı brokoli mi? Karnabahar. Brokoliyi çiğ yiyorlar babadan dolayı. Eşim çok sever. Onlar da gördüler limonlu tuzlu. Baba bize de ver. İşte evet. Çocuk gördüğünü yapıyor. Bence de söyleneni öyle. Değil. Evet bence de öyle. Karnabahar köftesinde karnabaharı sevmeyen çocuklarımıza yedirebiliriz de diye düşünüyorum. Karnabahar göremiyorum sanki onları masada. Da şöyle ben şimdi yine onları önceden haşladık şu şekilde hemen pratik bir şekilde. Karnabaharımızla brokolimizi haşladık. Bir güzelce bunu ezdim ben. Karıştırarak mı ezdik? Tabii. İkisini yani püre şeklinde yaptım. Tamam. Sonra bunun içerisine havuç rendeleyeceğim. Oo, ne soğan güzel. Rendeleyeceğim. Oo. Sarımsağını koyacağım. Maydanozunu koyacağım. Galeta ununu koyacağım. Normal unumu koyacağım. Yoğuracağım. Köfteyi yapacağım. Hatta bu da sağlıklı. Direkt fırında kızartacağım. İsteyen tavada da kızartabilir. Ay harika bir tarif. Evet pratik diyelim. Ya hem pratik hem biliyorsun et yemeyenler de fazlaca var. Onlar vegan da değil mi? Kendilerine göre gayet güzel. Kesinlikle. Diyet yapanlar için de harika i̇şte bir tarif. Her telden ismin gibi değil mi? Evet. Her telden bugün her telden ürünümüz var yani öyle kesinlikle. Söyleyeyim. Kesinlikle. Ya sen işleri kolaylamışsın. Hani hangisinden başlayacağım demeyeyim de hangisinden devam edeceksin diye sorayım. Aslında işleri kolayladık. Evet öyle diyelim tamam. Şimdi önce köfteden başlayacağım ki köfteyi şeye atacağım direkt. Fırına atacağım. Tamam. Bu pişerken patlıcanlarıma en son toplarıma başlayacağım. Muzlu toplarıma. Sen tatlıya. Kalan brokolileri de ezeceksin anlaşılan. Yok hayır burada göstermek amaçlı gösteriş olsun ve yeşillik katsın masamıza diye koyduk. Peki onun içerisine bütün ekleyeceğin malzemeleri ekledin yok, mi? Yok şimdi havucumu ekleyeceğim, soğanımı, sarımsağımı ekleyeceğim. Yumurta falan olmayacak mı? Yani nasıl duracak o? Şöyle tutacak. Söyleyeyim tabii bir tane de bunun içerisinde yumurtamız olacak. Yumurta onu tutan kıvam olmuş değil olacak. Mi? Çünkü başka onu türlü atladık. Olmaz. Harikasınız. Ne çok demek? Şey konuşunca bazen unutuyorum. Hayır gayet normal unutmak da biz de böyle akıl yürütüyoruz. Acaba o nasıl tutacak diye evet, daha önce evet. Yapmadığımız belli oluyor buradan. Şimdi sen onu hazırlarken ara ara mı döneriz? Tamam. Yapılışını zaten sevgili yönetmenim izleyicilerimizle paylaşır. Ben programın başında dedim ya bu yüzyılın kavramı toksik ilişki diye. Daha önceden sen duyuyor muydun gençlik dönemlerine toksik ilişki yok. Vesaire? Yok değil mi öyle bir şey? Toksik bizim için bambaşka bir anlamı. Evet bambaşka bir anlamı vardı ama bence yakışmış isim. Yani evet ben de şimdi düşünüyorum mesela siz söylediğinizde kesinlikle katılıyorum. Yani sana iyi gelmiyorsa o sana zaten toksik bir etki yapıyor demektir. Evet. Ben zaten 40'tan sonra artık şey yaptım böyle hani hepimizin tabii ki sorunları olabilir, mutsuzluğumuz olabilir ama hani böyle çok mutsuz olup da enerjinizi çeken insanlar olur ya artık onları bir kenara koydum. Ay sadece mutlu olmaya çalışan insanlarla. Çok güzel bir noktaya değindim. Biz bu toksik ilişki kavramını hep karşı cinsli. Yok. Alıyoruz aslında Erdem Taşkın evet. Suyla. Aslında evet arkadaşlar tabii, ve çevre cinsli. Açısından kesinlikle. Da sizi emici bir şey kitle var karşımızda. Çok da müsaitim zaten o yüzden de hani bir müddet sonra onu yavaş yavaş anlıyorsunuz yani. Ha. Belli bir tecrübe, belli bir yaş sanırım tecrübeyle sabitmiş ya. İşte biz derler. Şimdi anlayabiliyoruz evet. Ama gençler bunu nasıl anlayabilir? Şimdi Erdem Hocam'dan mı? Evet öğreneceğiz? Farkında nasıl olunur? O zaman şuradan başlayalım mı? Sevgili Erdem, Erdem demek istiyorum çünkü uzun zamandır seninle tanışıyoruz. Evet. Toksik ilişki ne demektir? Hı hı. Hem karşı cins hem arkadaş ve yakın çevre açısından bize anlatabilir misin, açıklayabilir misin? Tabii ki toksik ilişki aslında hani adı üstünde yavaş yavaş zehirliyor bizi. Hı hı. Ve hani sıcak kurbağa hikayesi vardır hep. Böyle kurbağayı kaynar suyun içine atarlar ve evet. Kurbağa hemen çıkar. Ama ılık ılık böyle ateşi verdiğinizde böyle ılık ılık.
yavaş yavaş o su ısındığı zaman bir süre sonra kaynamaya başlar ve kurbağa kaynadığını fark etmez o sıcak suda. Ya, evet. Ve çıkamaz, refleksleri zayıflar ve pişer. Evet. Şimdi toksik ilişki de böyle yavaş yavaş yudum yudum aslında başlar ve bir süreden sonra yaşamınız yavaş yavaş zehirlenmeye, yani zehir derken böyle kendi enerjin, modun, hayata dair umudun, mutluluğun, enerjin, motivasyonun azalmaya başlar. Ya yani kişi zaten zehirlendiğini fark etse evet. O mekanı terk edecek. Kesinlikle. Ama ateş böyle yavaş yavaş yandığı için hiç evet. Farkında bile farkında olamıyor kişi. Çünkü işte o suyu yavaş yavaş kaynatıyorlar, o yüzden çıkmıyor. İşte burada farkındalık çok önemli. O kurbağa tabii ki sıcak suyun olacağını bilseydi çıkardı o sudan. Zıplayacaktı. Biz de işte bu anlamda acaba toksik ilişkinin içinde olabilir miyim diye bilgiye sahip olmalıyız ki o sudan kendimizi çıkartabilelim. Arkadaşlık ilişkilerinde vardır, evet. Sevgililik ilişkilerinde olabilir ve aile ilişkilerinde de olabilir. Toksik aile diye de bir kavram var. Öyle mi? Tabii biz hep anne baba hep makamına hep toz kondurmayız ama o bir makamdır. Hani her anne her baba o makamın hakkını verecek diye de bir kaide yok. Yani böyle bir dokunulmazlıklarımız vardır ya işte bazı şeylere dokunulmaz diye. Oysa ki hani her şey eleştirilmeli. Her şey eğer ki bize kötü geliyorsa, zehirliyorsa, bize gerçekten modumuzu düşürüyorsa, hayatla ilgili yaşam enerjimizi düşürüyorsa o zaman sana iyi gelmiyor demektir. Toksik ilişki böyledir. Yani yaşam enerjini düşüren sana devamlı, buradaki anahtar kelime bu. Yani sürekli negatif olan ve negatif olduğu için de senin yaşamla ilgili enerjini bir süreden sonra düşüren ve kendini düştüğü için hani yaşam enerjini nasıl yükseltebilirsin? O negatifi düzeltmek istersin değil mi? Ve karşındakinin moralini yükseltmek istediğinde, pozitif hale getirmek istediğinde bunu başaramadığın ve bunun sonucunda da suçlu hissettirildiğin ve aynı zamanda senin de modunun düştüğü, motivasyonunu birini yükseltmek istediğinde yani ne yapar normalde? Desteklediğin için teşekkür eder, yükselir ve senin de hoşuna gider. Toksik ilişkilerde böyle değildir. Motivasyonunu yükseltmek istersin, motivasyonunu yükseltemezsin. Kendisi kötü hissediyordur, seni de kötü hissettirir, kendi başarısız hissediyordur. Seni de başarısız hissettirir, senin de motivasyonunu düşürmeye başlar. Peki şöyle bir genelleme yapmak doğru mu sence? Yani sürekli suçlandığınız bir ilişki içerisindeyseniz biraz bir düşünün ilişkinin içeriğini gibi. Aynen öyle, çok böyle güzel. Böyle bir saptama olabilir mi? Tabii ki. Yani devamlı suçluluk diye bir şey olamaz. Yani devamlı suçlandığım. Sürekli savunma halindeyiz mesela. Sürekli savunma halinde. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok tabii. Hani sürekli alarm halinde beni savunmak zorunda kendimi bırakan bir ilişkinin içinde. Dediğiniz gibi suçlanıyorsak devamlı bir düşünmemiz lazım. Çünkü ilişkiler de böyledir. Mesela suç karşılıklıdır. Yani ben de trafik kazası gibidir. Yüzde kaç karşımdakinde ne kadar var? Yüzde kaç bende ne kadar var diye hep düşünmek gerekir. Ama toksik ilişkilerde bu vardır mesela. Karşınızdaki kişi hep %100 haklıdır, mükemmeldir ve bu tablo tanıdık geliyordur. Berlak da güldü, oradan gülme sesleri evet. Geldi. Aynen, evet. Ya şimdi çoğu kişide ya kişi kendisi yaşamıştır ya çevresinde evet. Görmüştür bu söylediğiniz ilişki evet. ifadesini. Gerçekten öyle değil mi Berrak? Sana döneceğim şimdi burada evet. Sen orada gülmenle katıldın sohbete çünkü. Yani duymadığımız bir konu değil. Bak adı yeni. Değil. Toksik. Tabii. Adı yeni. Ya hep ben değil mi? Hep bana. Sen şöylesin, sen böylesin. İşte şimdi o zaman şöyle başlayalım mı? Gençler açısından hı-hı. Konuyu ele alalım. Tabii. Şimdi gençler bir ilişkiye adım atıyorlar. Karşı cinsle olan ilişkiden söz edecek olursak. Ya ilişki öyle bir şey zannediyor olabilirler. Yani bunun dışarıdan nasıl göründüğünü fark etmeyebilirler. Hani körü körüne aşık olmak evet. Diye bir kavram da vardır ya. Evet. Yani şimdi buradan gençler için neler önerirsin? Yani gençler için bir kere gençler ilişkiyi artık hani inanılmaz derecede farkındalıksız yaşıyor. Yani zaten ilişki dediğim şey farkındalıksız yaşanır diyormuşum. Yok öyle bir şey tabii. Yani aşıkken gözün kör olur ya. Ama tabii ama bir süre. Bir süreliğine tabii. Ya aşıkken yani farkındalığımız, idrak mekanizmalarımız çok iyi değildir. O yüzden gençler de çok çabuk aşık olabiliyor. Çünkü kriter çok az. Gençlerde mi? Kriter tabii. Ha, yani doğru. Şimdi mesela evet. Nasıl kriter gençlerde? İşte şekline şemaline evet. Bakar genelde 20'li yaşlarda. Tabii. Birkaç mekanizmadır. Ama işte
sosyoekonomik durumu, sosyal çevresi, yaş ilerledikçe işte kriter konumu değişir. Aynen, kriter değişir. Bir sürü kriter olur. Ve ondan sonra da daha zor partner bulunur zaten kriterler artınca. Şimdi gençlerde tabii kriter sayısı az olduğu için daha gelişine, daha kolaylıkla, bir de sosyal medyanın, teknolojinin aslında bu kadar çok kullanılıyor olması ve faydasız halde kullanılıyor olması ilişkileri çok kolay hale de getiriyor. Ve o yüzden de gençlerde de toksik ilişki çok fazla var. Gençler nasıl bu süreçten kurtulabilir? Bir kere onların da fark etmesi lazım. Hadi bir hani fark toksik, ettirelim mi? Fark ettirelim. Şimdi bir suçlama dedik. Evet. Bunun dışında var mı? Manipülasyon. Bu toksik ilişki dediğimiz kavram gençlerde, yani yetişkinlerde nasıl fark edecekse gençlerde aynı şekilde örnek fark edecek. Örnek verebilir misin? Elbette. Manipülasyona? Manipülasyon şöyle aslında, seni kendi lehine olacak şekilde bir durum var ve sen aslında kişi haksız, sen aslında daha haklısın ama senin haksız olduğunla ilgili seni manipüle etmeye, şartları ve durumu kendi lehine çevirmeye çalışacak hamleler yapar. Ya böyle, mesela nedir bu böyle cümlelerden? Böyle insan çok vardır ya. Böyle insan çok bunları vardır. Farklı, bu yeteneklerini farklı alanlarda kullansalar çok başarılı olabilirler. Çok başarılı olurlar. Ama kesinlikle öyle. Başarılı olurlar ve çok ilginçtir. Bu insanlar bazen manipülasyon, yani zihinleri öyle çalışır. Yani manipüle etmek için de manipüle etmez. Manipülasyon yapayım şuna bir demez mesela. Zihni öyle çalışır. Mesela nasıl çalışır? Haklı gördüğü için hep kendini zaten. Bütün verileri haklı olma adına kullanır. Her negatifliği. Ne gibi mesela? Ya evet, sana öyle geliyor mesela derler. Genelde. Hayır. Sana öyle geliyor. Sana öyle geliyor. O durumda işte bana sen bunu hissettirdin ve ben bu yüzden bunu yaptım. Yine suçlama var. Yine orada da gene. Dönüp dolaşıp zaten ihale sizin üzerinize kalır hep. Hı hı. Dolayısıyla bu gibi cümleler vardır. Bunu manipülasyon tekniğinin, toksik manipülasyondur bu. Toksik manipülasyon tekniğinin isimlerinden bir tanesi de gaslighting'tir. Gaslighting senin mantıklı düşünme becerini iflas ettirir. Yani kendi aklından şüphe ettirir. Gaslighting'de bu var. Vardır öyle insanlar. Tabii. Ama oradan girer buradan çay. Ya bir dakika, ben böyle mi düşünmüştüm? Nasıl geldim bu noktaya? Aynen öyle. Düşünür insan gerçekten. Aynen öyle. Gaslighting'de de bu yani var. Sizi de inandırır. Sizi de inandırır. Ve yani ben gerçekten doğru, adam doğru söylüyor, kadın doğru söylüyor dersin. Yani seni kendi mantığından şüphe ettirir ve ya acaba mı? Gerçekten de ya ben tabii ki ben çok baskı yaptım, ben çok baskı yapıyorum derken bulursun kendini. Oysa ki senin bazen tabii ki baskı yapıyorsan o ayrı mesele, onu ayrı bir tarafa alıyoruz. Biz bu şartlar altında konuşuyoruz. Çok baskı yapmamışsındır. Gerçekten ilişkide istediğin bir adamın ya da kadının bilgi vermesidir. İşte kıskanmışsındır. Ancak senin kıskançlığın bir şekilde çok aşırı kıskanıyorsun. İşte sen dönüşebilir. Hep kıskanıyorsun'a dönüşebilir. Evet, çok aynen, hep kıskanıyorsun'a dönüşebilir. İşte ne olabilir? Aslında çok sade giyinmişsindir. Çok basit bir şey giyinmişsindir. İşte ama onu çarpıtır. Manipülasyonda bu var mesela. Çarpıtır. Sen işte ve seni iftiraya atar. Sana iftira atar. Sen işte insanların yanında böyle çıkıyorsun. Beni işte böyle, bu tarz cümleleri manipülasyonda böyle tarz cümleler görüyorsun. Abartarak mı tabii daha ki çok? İşte burada şey vardır. Sana hiç yakışıyor mu böyle giyinmek? İşte sana hiç yakışıyor mu böyle? Bunlar hep genelde bütün herkesin ilişkilerinde yaşadığı benzer şeyleri insanlar yaşıyor olabilir. Toksik ilişkilerde bu vardır. İşte ruju sürme, işte saçını öyle yapma, işte pudranı sürme, işte aşırı kıskançlık vardır. Oysa ki bir ilişki... Kısıtlama var yani. Kısıtlama vardır ve şimdi kıskançlık, aşırı kıskançlık toksiktir. Ama kıskançlık yapıştırıcı etkisi vardır. Nasıl? Tatlı yumuşak kıskançlık güzeldir. Kıskançlık da olsun biraz canım. Kıskançlık, yani tatlı yumuşak hani kıskançlık. Her iki taraf içinde. Tabii ki, yani her iki taraf içinde. Kıskançlıkta şu var, hani eskiden hani hep negatif diye lanse edilirdi. Oysa ki aynen. Oysa ki tatlı kıskançlık iyidir, ilişkiyi yapıştırıcı etkisi vardır. Ama ben partnerimi kendi ilişkide, yani bu adam ya da bu kadın ilişkide kendini rahat hissetmeyecekse, of, ben normal hayatındaki özgürlüğünü, eğer ki bu ilişkinin içinde konforunu yaşayamazsa mutsuz olur. Peki yine buradan yola çıkarak şöyle bir soru yönelteyim. Eğer kişi bir ilişkinin içerisinde kendini rahat ifade edemiyorsa, ay elimi nasıl koysam, bu cümleyi evet, şimdi mi söylesem, bu biraz toksik bir ilişki olabilir mi yoksa böyle bir kalıp olmamalı mı?
Yani ilişkide eğer ki korkuyorsa... Şimdi korkuyor olabilir, bir şey söylesem yanlış olabilir mi? Ya hani, da beni sevmez mi? Beni sevmez mi? Evet, o da olabilir. Evet. Şimdi tabii burada şu var. Bakın, tehdit varsa toksitsi de vardır. Ve karşı taraf eğer beni sevmez diye düşünüyorsa o ilişki gerçekten oturmamıştır. Çünkü sağlam ve sağlıklı bir ilişkide beni sevmez acaba diye korkmazsın. Çünkü o sevginin doğallığını ve organikliğini alırsın. Yani toksik bir ilişkide bir kişi sürekli diğerine, diğeriyle dalga geçebilir mi? Aşağılayabilir mi? Doğru. Aşağılama vardır. Devamlı zaten kişi kendini güvensiz hissettiği için, karşı tarafı da güvensiz hissettiği için aşağı çekmeye eğilimindedir. Eleştirir ama bu eleştiri bir geri besleme değildir. Seni yükseltmek için değildir. Seni aşağı çekmek içindir. Bu mesleğinle ilgili olabilir. Özel hayatınla ilgili olabilir. Aslında aşırı kıskançlık da bir eleştiridir. Senin kendi giydiğin, taktığın şeyler üzerinden aşırı şekilde eleştirildiğin durum. Ha, burada geri bildirim verilebilir. Hani bak, ifade çok önemli. Hani dediniz ya, toksik ilişkiyle toksitiste yayan birisi neyi öğrenmesi gerekir? Kendi duygularını ve düşüncelerini doğru ifade etmeyi öğrenmesi gerekir. Yani toksik ilişkiyi yayan kişiden. Yayan, ama önce bunu kişi. Fark edecek. Bunu fark etmesi lazım. Ama zaten mekanizmanın kendisi... Bunu fark etmediği için yapıyor bence. Aynen öyle. Fark etmediği için yapıyor. Bazıları da mesela şu vardır. Mesela kadınlarda benim gördüğüm kadarıyla çok daha iyi fark ediyorlar. Kendilerini mi karşılığı? Kendilerini. Ama kadınların vardır öyle bir kadınlar. Farkı. Şimdi yani öyle bir becerileri vardır. Kadınların duygusal zekası, beyinleri daha EQ dediğimiz olay hani bir iki tık daha yüksek olduğunu söylüyor bilim insanları. Dolayısıyla katılıyoruz bilim insanlarına. Evet, ben de katılıyorum. Katılmamak mümkün değil. İspatlamış bilim insanları artık zaten. Yani. Tabii. Yani bu şeyde olarak da ispatlanmış. Yani erkeğin stres arttıkça ve hani gerilim arttıkça limbik sistem küçülüyor. Duygularla ilgili bölüm. Ha, sağlıklı düşünemiyor. Yani duyguları, hissiyatı, empati becerisi zayıflıyor. Bu kadın için de erkek için de geçerli tabii. Öyle mi? Yani stres arttıkça duygusal ifadeleri iyice küçülüyor. Tabii araştırmalar bunu gösteriyor. Yani stres, öfke, mesela yoğun işte sıkıntılar yaşayan çocukluk dönemlerinde falan. O limbik bölgenin yapılan araştırmalar bunu söylüyor. Herkes de farklı olabilir, bilemeyiz. Ama onun biraz daha diğer... zihinlere göre daha küçüldüğü söyleniyor. Ama şimdi çağımızda erkekleri de anlamak gerekiyor. Onların da omuzlarına çok ağır yükler veriliyor. İşte çalışmalısın, para kazanacaksın değil mi? Şu kadar para kazanman lazım ki aileni kurabilesin vesaire gibi. Zaten stresli oluyor. Sağlıklı düşünemiyor erkek işte. Nedenini anladık. Yani, ama yani tabii sadece buna da bağlanmamalı herhalde. Sadece buna da bağlanmamalı. Yani erkeklerin aslında kadınların, şimdi bu dediğiniz şey o kadar derin bir konu ki yani oraya girdiğimizde çıkamayız. O da ayrı bir program yaparız. Kesinlikle. O ataerkilin ayrı bir toksik etkisi. Ataerkil sistem zaten toksik bir karanlık noktası toksitsite yayar. Yani ataerkilin karanlık noktası nasıl toksitsite yayar? Ben güçlüyüm, erkek. Ben hakimim, egemenim. Yani bunun dozunu kaçırdığı zaman, ki genelde kaçırırlar zaten baktığında, aşırı kıskançlığa girer ve kadının özgürlüğünü, şiddete kadar gider karanlık noktasını ve kadının özgürlüğünü alıyorsun sen orada. Zaten hani ben kazanıyorum bence ve ondan sonra o gücü elde ettiği zaman, o yüzden kadının kendi bireyselliğini ilan etmesi ve kendini kazanması bu yüzden çok önemlidir. Gerektiğinde o toksik etkiden sıyrılabilecek kadar... Çok dal önemli. Kırıldığında kendi kanatlarıyla uçabilecek özgürlükte olması gerekir insanın. Şimdi daha çok sanki erkekler mi toksik ilişkiye sebep oluyor? Hayır. Bunu anlamıyoruz değil mi? Hayır. Erkek de kadında olabilir. Erkek de kadında toksik ilişki yaşayabilir, yayabilir partnerine. Bakın, toksik ilişkinin belirtileri dediğiniz gibi suçlama, manipülasyon, tehdit etme. İlişkiyi bitirmekle tehdit etme mesela. Oo. Tabii. Bak, böyle davrandığında bu işi bitiririm dediğiniz o noktada... Hani kötü bir durum. Çok sıkıntılı bir durum. Yani gidiyorsan git. Gidiyorsan git o zaman yani. Tabii. Yani o tehditkar ifadeler, devamlı bunun tehdit olması. Yani böyle ufak tefek bazen hata yapabilir ama bunu devamlı bir tehdite bağlaması. Zaten burada devamlılık. Günü düşük. Şu da çok önemli. Mesela Marilyn Monroe'nun
güzel bir sözü vardır. Eğer kötü günümde beni sevmiyorsan iyi günümü hak etmiyorsun diye. Kadın yaşamış yani. Sonuç olarak burada buna benzer durumları her kadın yaşayabiliyor. İnsanın bazen kötü günü olabilir. Onu da geçelim. Kötü zamanlar olabilir, kayıplar olabilir, depresif olabilir, bu gibi durumlar olabilir. Elbette o zaman toksik mi olacak? Hayır. Bu gibi durumlar istisnadır mesela. Ama kötü bir durum yok, bir kayıp yok. İşte kişi aslında işine de gidiyor. Tamamen hani halk arasında bir deyim vardır. Niçin yaptın derler, pisliğine yaptım der gibi bir ifade vardır ya. Hani böyle gıcıklığına yaptım anlamında. Kişi gıcıklığına yapıyordur ve aslında fark etmiyordur gıcıklığına yaptığını. Toksit ise böyle bir şey aslında. Ay hiç hoşumuza gitmedi bu toksit ise. Neyse artık adı söyleyemedim bile. Ben de dönmek istiyorum. Yani beni sıktı İnan'ın konuşması bile. Korumamız lazım kendimizi. Nasıl koruyacağımızı sizden öğreneceğiz. Aynen. Bence tamam, ne olduğunu gayet net anladık. Anlatırken içimiz bile sıkıldı. Evet. Nasıl koruyacağımızı işte gençlere özellikle nasıl biz ifade edeceğiz bunu dinleyeceğiz. Ama Berrak'cığım, sen konuyla ilgili sahne dinlerken fena oldun mu? Evet, ne yapmaya başladım? Ne güzel. Ben şu an rehabilite oluyorum. Soyuyorum, patlıcan. Değil mi? Bize de lazım öyle bir şey. Evet, evet. Buyurun, beklerim. Kulağım çünkü hep sizde. Böyle bir şey oluyorum. Oy, of falan dediğim zaman. Evet, çok güzel. Devam et Berrak'cığım, evet, falan şeklinde. Şimdi neler yaptın? Bir sohbeti ben şimdi karnabahar köftelerimi fırına verdim. Normal. Ay nasıl yaptığını göremedik ama onları. Ayırdım, merak etmeyin. Çok teşekkürler. Ayırdım. Hatta hemen gösterelim mi? Tabii, hemen size onları da göstereyim. Sana şöyle zahmet olacak ama. Hemen silelim. Fırına yerleştirdin, yağlı kağıdın üzerine koydun. Evet, yağlı kağıdın üzerine. Tarif de şu koydum. An ekrana geldi. Şimdi şöyle hamurumuz. Hı. Hani böyle çok cıvık bir hamur değil, ele yapışmayacak ama birazcık şeydir hani toplanması şey. O yüzden de elimi suya batırıyorum, hamurumu alıyorum buradan istediğim büyüklükte. Hop, köftem hazır, şipşak şu şekilde. Normal bildiğimiz kasap köftesi mi deriz, anne köftesi mi deriz adına ne dersek şu şekilde yapıyorum. Bunları da bu sefer de şey yaptım, yağlı kağıdın üzerine koyduktan sonra çünkü içerisinde hiç sıvı yağ yok. Ya da herhangi bir yağ olmadığı için de ben de birazcık şey olsun diye, lezzetli olsun diye üzerine fırçayla zeytinyağı sürdüm. Peki içine de biraz eklesek o da olabilir mi? Çok cıvık olur bu sefer. Ha. Hamur da cıvık olur. Bu sefer galeta ununu ve un miktarını arttırmamız gerekir. Evet. Bir de daha şey, hani amacı sağlıklı olması ya. Evet. Yağ yok. Ben sadece sağlık kısmını biraz bozup üzerine sürdüm. Şimdi içinde havuç var, evet. Brokoli var, karnabahar var. Soğan var. Soğan var. Sarımsak var. Ha, sarımsak da tabii. Var. Oo, çok lezzetli, evet, olacak. Maydanozumuz da var. Her bir şeyimiz tabii, var. Tabii maydanoz var. Galeta unuyla birleştirildi. Bir adet yumurtayla. Un da var. Ha, un da mı tabii, var? Tabii. O ne kadardı? Unumuzu bakalım. Da hemen söylüyorum. O da yarım su bardağı kadar da unumuz var. Ama hep dediğim gibi Ayşen Hanım, bunu kıvamına göre ayarlıyoruz. Yani burada benim mesela göz kararışım. Ben burada ölçemiyorum miktar olaraktan. Diyelim ki biraz galeta ununu arttırabilirsiniz. Biraz un miktarını arttırabilirsiniz. Onu yoğurdukça zaten kıvam aldıkça onu karşı yani kişi anlar. Öyle söyleyeyim size. Evet, ben de tarifi takip ediyorum sen anlatırken. Şimdi o zaman araya gidelim mi Berrak'cığım? Tabii ki. Aradan sonra görüşürüz o zaman. Tamam, anlatacakların şu anda bittiyse. Evet, bitti benim. Ara, sonra tekrar karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Erdem Taşkın Su'yla toksik ilişkiler üzerine sohbet ederken sevgili Berrak Gönül Çubukçu da güzel tariflerini hazırlıyor mutfakta. Ne kadar program başlamadan önce Erdem'le birlikte hazırlıkları yapsalar da yemek şöyle kolay değil. Hemen bitmiyor ve Berrak'a dönüyoruz. Hangi aşamada olduğunu soruyoruz. Evet. Sanırım karnabahar köftelerini fırına verdi. Evet, onlar yerleştirdi. Şu an bakıyorum onlar. Evet, fırında güzel güzel pişiyor. Şimdi de yoğurtlu patlıcanlı nohutlu mezemizi yapıyordum.
Nohutlu, yoğurtlu, tahinli patlıcan salatası gibi uzun bir adı var aslında. Evet, uzun bir adı var. Ve merakla bekliyoruz o yoğurtlar nasıl baharatlanacak. Evet, bu nohut şimdi biraz da bir şey olacak. Kavrulacak. Kavrulduktan sonra baharatlayıp tekrardan bir kavuracağım. Birazcık zamanı var. O yüzden şimdi onu da yaptım ki soğusun, yoğurdun üzerine koyarken sıcak sıcak koymayayım diye. Ha, önce kavrulacak epey. Sonra baharatlanacak. Tabii. Birazcık kavrulacak bir ne miktar. Ne koyacaksın baharat olarak? Kırmızı toz biber koyacağım. Karabiber koyacağım. Acı biber koyacağım. Bu kadar. Tuz biber koyacağım. Biber çeşitleri. Biber çeşitleri doğrudur. Bu arada sen patlıcanları doğradın. Evet. Kırmızı biber, kapya biberleri de doğrayacaksın anlaşılan. Aynen öyle. Sonrasında hangi cevizimi işlemler? Doğrayacağım. İçerisine ceviz de koyacağım. Cevizi dövmeyelim değil mi? Dövmeyeceğiz. Bıçağımla keseceğim. Doğrayacağım. Ardından sarımsak olacak mı yoğurtta? Evet, birazcık da sarımsaklı yoğurdumuz da olacak. Sonra tahin ekleyeceksin. Evet, tahinimizi ekleyeceğim. Onları harmanlayacağım bir güzelce. Harmanladıktan sonra da üzerine nohutlarımızı koyacağız. Baharatlı nohutları. Çıtır nohutlarımız. Bu yine Güneydoğu'dan bir tarif mi? Efendim? Güneydoğu'dan bir tarif mi? Yani evet. Yoksa sen mi ortaya çıkarttın Yok, bu tarifi? Yok, ben ortaya çıkartmadım. Şimdi öyle demeyeyim ya, her yer karışır öyle bir şeylerse. Sadece ben hani hep size de söylüyorum ya, ufak tefek dokunuşlar katıyorum her zaman için tariflerin içerisine. İlla ki bir berrak dokunuşu oluyor ama bu benim tabii ki tarifim değil. Olan bir tarifin içerisine atıyorum tahin koyuyorum veya nohuta farklı bir baharat ekliyorum. Ya da içerisine mesela ben bunun içerisine maydanoz da ekleyeceğim gibi gibi diyelim. Tamam. Ufak anlaştık. Tefek değişiklikler. O zaman biz sohbete devam edelim. Yine sana döneriz. Sen de uyarırsan bizi püf noktalarında. Tabii ki. Sevgili Erdem Taşkın Su, yemek yapmayı seviyor musun? Valla ben yemek yapmak istiyorum. Yani buna niyetlendim. Ha. Evet. Ve öğrenmek istiyorum diyelim. Çaba var. Çaba var. İstek var. Evet. İcraat. İcraat çok fazla yok o konuda. Ufak ufak başlayacak ufak demek ki. Bugün başladık. Ha, bugün müydü o başladık, ilk gün? Tabii, bugün ilk gündü. Berrak bak nelere kadirsin, nelere neden oluyorsun. Berrak Hanım vesile oldu. Evet. Harika. Çok da güzel tarifleri var. Çok gerçekten. O zaman her tarifi sana verelim, sen evde uygula. Valla ben bir gün gerçekten öğrenmek, bir gün yani yapmak isterim yani burada. Ha, burada mı? Tabii burada yani bir performans gösterelim yani. Tamam ama yok, biraz ilerlet o zaman. Ya da Berrak'ın yanı için... Çırak olarak olabilir, Berrak Hanım'ın yanında. Estağfurullah. Şimdi, ama bak şimdi Berrak, estağfurullah diyorsun da sen bile hala... Çırak olarak katılıyorsun programa tabii, ustalarının tabii yanında. Tabii ki Filiz ablamın yanında. Evet. O bana kızıyor hani sen öyle deme kendine evet. Hayır diyorum. Senin yerin çok ayrı. Burada sevgiler selamlar çok seviyorum onu. Biz de çok seviyoruz Filiz şefimizi. O yüzden de şey onun yanındayken her daim. Süper. Yani çırak olunabiliyor ustanın yanında onu demek tabii istiyorum. Tabii ben öğrenmeye çok açık bir insanım ve de bilmediğim konuda öğrenmeye çok keyif alırım. Ama şimdi bir tarif de sunman gerekecek eğer buraya geleceksen. Öğreneceğim işte. Tamam anlaştık. Anlaştık. Teşvik aynen. Edecekse seve seve efendim mutfağımı size çok açıyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz toksik ilişki ne demektir ilk bölümümüzde açtık. İşte suçlama varsa dedik, manipülasyon varsa dedik, hı-hı, aşağılama vesaire zaten varsa o direkt toksik tabii ilişki ki, dedik. Kıskançlığın abartılması, kişinin hep kendi tarafından diğerini yine suçlaması, aynen, aşırı kıskançlık vesaire. Yani aslında biraz tarif etmiş olduk. Kişiler bence şöyle bir düşünürler tehdit acaba. Tehdit varsa. Ha tehdit falan zaten onları saymak bile istemiyorum. Kesinlikle. Peki nasıl insan fark edip sıyrılmalı ya da korunmalı? Yani diyelim ki biz 2 yıldır bir ilişki içerisindeyiz. Hı hı. Aa birden gözlerimiz açıldı. Hani kadın erkek fark evet, etmez. Ben toksik bir ilişkinin içerisindeymişim dedim. Ama kalbim gitmek istemiyor. Hı hı. Kopamıyorum. Kopamıyor. Yani evet, o bağlar var. Bu kadar vakit harcamışız birbirimize. Kesinlikle. Hani gençler de bence böyle düşüncelere sahip olabilirler. Evet. Yani gitmek bir ilişkiden öyle çok kolay değil. Değil. Ya ben zaten şuna çok karşıyım. İşte doğru bulmuyorum. Hani bak bunlar varsa yol ver gitsin ona. Bitir bu ilişkiyi. Şimdi sen o ilişkinin dinamiğini bilmiyorsun ki bitir diyebileyim ben. Hani dışarıdan kolay. Dışarıdan kolay bitir diyorsun. Şimdi o nasıl gönül vermiş ona. Hayatında nasıl bir boşluğu dolduruyor. Hayatında nasıl bir anlamı var. Şimdi birkaç toksik enerji yayıyor diye.
Şimdi oradan bir ilişkiyi tamamen bitirmek çok ciddi bir karar. Evet. Dolayısıyla bu tarz videoları izleyen arkadaşları da hani bir kamu spotu gibi söyleyeyim, böyle ilişkileriyle ilgili ciddi kararlar vermesinler. Aa, çok güzel oldu bu. Evet. Gerçekten. Çok önemli. Çünkü gerçekten bir ilişki hayatını alt üst edebilir, güzel de yapabilir. Ya da bir ilişkiyi zamanından önce, vakti gelmeden bitirmek ya da düzelebilecekken, düzeltilebilecekken bitirmek ve bu gibi videolara göre karar vermek çok ciddi bir sıkıntılı bir durum. O yüzden genel bilgi olarak hep bakmak lazım bunlara, bu gibi konulara. Yönlendirmeleri almamaları lazım. O yüzden biz genel bilgi verelim. Lütfen. Ve kendi dinamiklerini değerlendirsinler. Nasıl mesela? Şöyle, kişi işte bakıyor ilişkide, bir virüs programına baktığımız zaman virüs programının özelliği nedir mesela? Virüsleri ne yapar? Önce tanır, sonra ayırır. Ayırır ve sonrasında da ne yapar? Aslında imha eder aslında virüs programı. Zihnimiz de aslında toksisiteye karşı öncelikle tanıması gerekir. Farkındalık nasıl geliyor? İşte bu tanımayla geliyor. Yani ben bunu hani sileyim mi yoksa karanti altına mı alayım diyor ya virüs programı. Bizim de zihnimizde bu şekilde çalışması lazım. Önce bir karantinaya almamız lazım. Yani önce bir tanımamız lazım. İşte bu gibi özellikleri insanlar öğrensinler. Ya şimdi o zaman ilişkiyle bir bağdaştıralım. Kişi fark etti bazı konuları fark etti. Sonra hani karantinaya alalım derken daha iyi gözlemlemeye mi başlasın acaba ilişkisini? Gözlemlemeye başlasın. Aynen, ilişkiyi gözlemlemeye başlasın. Ve buna çok tanık oluyorsa ve buna maruz kalıyorsa artık, mesela şu da toksitiste bir özelliktir. Partnerinin mağduru oynaması. Bu da daha çok toksik ailelerde de çok fazla olur. Bak, kişi ben, birisine şey yapıyor, zorbalık yapıyor. Yani zorbalık yapıyor, da, doğru. Zorbalık yapıyor. Yapmasa da bana hep zorbalık yapıyor gibi davranmak. Aynen mı? Öyle. Kesinlikle öyle. Ve zorda da zorbalık var. Psikolojik şiddetin zaten kendisinde toksitisite var. Ve işte bu genelde toksik ailede çok fazla olur. Ya işte der ki mesela ebeveynlerden bir tanesi, genel cümleler bunlar. Der ki işte senin için bu klasiktir zaten. Bizim önceki annelerimiz, babalarımız, anneannelerimiz falan hep böyle der. Senin için saçımı süpürge ettim. Senin için nelere katlandım, nelere. Sen şimdi bana bunu mu yapıyorsun? Şeyin ya da evladı da aslında neyi yapıyordur? Annesinin babasının istemediği bir şeyi yapıyordur. İstediği şeyi yapmıyordur. Şimdi büyümüştür kişi. Yani çocuk büyümüştür. Kendi artık yetişkin olmuştur. 40 yaşına gelmiştir. Bir ya karar verecektir. Verecek ama hala... toksik ailede şu vardı. Benim sana istediğimi yapacaktı. Sütümü helal etmem. Sütümü helal etmiyorum. Aynen. O kişiyle beraber olursam. Kesinlikle. Gibi. Gibi. Yani şimdi ya da işte şunu yapmıyorsun, işte şöyle yapmıyorsun. Bak, kıyaslama vardır toksisiste. El alemin işte bilmem nesi neler yapıyor neler. Sen işte. Ay, o çok yıpratıcı bir konu. Bunu ya. Sevgililer de yapıyor mesela. Yani bu. Karı koca yapıyor. Karı koca yapıyor. Ya, örtük olarak da yapabilir. Kadınlar sanki biraz fazla yapıyor. Yani bunu da tabii. Gerçekleri söyleyelim gerçekleri, hani. Ya işte şey mesela işte onlar da şuraya gitmişler falan gibisinden yani. Belki geçmişte daha fazlaydı, artık o bilinçler bile aşıldı gibi geliyor bana. Ya bilinç ve farkındalık, kişi öncelikle şimdi şu çok önemli bir şey. Toksik bir ilişkim varsa ve ben toksisite yaydığımı fark ettim diyelim ki. Ne yapacağım? Bu kötü bir şey. Evet, ama şöyle bir şey var. Bunu fark etmek de kötü bir şey değil. Çünkü bazen hepimiz hayatın belli bir döneminde toksikleşebiliriz de. Ha, biz de yapabiliriz. Biz de yapabiliriz. Yani kişilik bozukluğu olan kişiler mi bu şekilde davranır? Yoksa çok, normal denilen kişiler mi? Çok güzel bir soru sordunuz. Normal insan da toksikleşebilir. İşler iyi gitmez bazen. Hani bazen işte şey yapabilir. Yani bilerek yapmaz ama kötü bir negatif bir salınımı vardır. Ve dokunduğunu aslında negatif bir enerji veriyordur. Burada ama şu çok önemli bir şey. Ya ben evet bugün negatifim, birkaç gün böyleyim. Ya kendini izole eder mesela kendine gelmek için. Hı hı. Böyle durumlarda kişi fark ettiği zaman kendi benine dönüp kendiyle çalışma yapması gerekir. Kendini gerçekten bir dengeye getirmesi gerekir böyle anlarda. Hı hı. Bu da fark etmek çok önemli. Mağduriyeti oynayan kişi, zorbalık yapan kişi mağduriyeti oynarken dediğim gibi toksisite yayıyor. Ne yapmak gerekir peki böyle evet, durumda? Evet, ne yapmak gerekiyor? Bir kere fark ettireceğiz karşı tarafa. Şimdi sürekli karşı tarafı düzeltmeye çalışmak da acaba ne kadar sağlıklı? Düzeltmeye çalışmayacağız. Çünkü toksik ilişki yayan kişi, yani toksik ilişkinin içindekiler şöyle yaşıyorlar bu süreci.
karşında önce kendisinin uyanması gerekiyor toksik bir ilişkinin içinde olduğuna nasıl dair. Nasıl fark ettirelim bize daha da o toksikliğini aşılamadan? Aynen. Ya şöyle bir şey. Nasıl fark ettirelim? Ya hayatım hani sen bak böyle böyle davranıyorsun ve bu konuda ben bunları yaptım ve senin hala haklı olduğunu düşünüyorsun. Haklıyım ama. Ha işte bunu derler. Evet. Haklıyım ama. Ve sen orada... Hani ben dili derler ya, ben çok rahatsız oluyorum diye konuşsak. Bana ne? Rahatsız oluyorsan ol, istemiyorsan git gibi bir şey de i̇şte çıkabilir bunun, karşısında. Çok güzel. İşte bunların hepsi o karantinaya alacağımız, yani gözlemleyeceğimiz veriler olacak. Ben ne kadar süre buna dayanabilirim? Bunlar hep bir işaret. Sonra ben de çıldırabilir miyim acaba? Ben de çıldırabilirim. Acaba ben de toksikleşebilirim. Bu arada ben de toksikleşebilirim. Toksik karşılıklı bu sefer çatışabiliriz. Kesinlikle değil öyle. Mi? Aynen öyle. Ya çatışma güzel bir şeye de dönüşebilir ama toksik çatışmalar daha çok yıkıma dönüşür. Yani birbirini yapmaz toksik. Sağlıklı çatışmalar birbirini yapar, onarır. Ama toksik çatışma birbirini yıkar. Sonrasında anlatıyorsun, işte güzel güzel ifade ediyorsun. Bak hayatım sen bana şu anda yaptığın şeyi manipülasyon bak. Gerçekleri gösterir. Ama sıkıntı da şu, toksik olan kişi o duygu durumuyla seni de dinlemez. Dinlememek de zaten böyle bir durum. Tam onu söyleyecektim. Zaten o moda geçmiş birisi tabii, karşındakini dinlemez ve görmez ki. Görmez. O zaman işte yapılacağı şey sessizlik ve kenara çekilmek. Ay. Yani karşı tarafın. Ona şey değil. Sessizlik bir kenara çekilmek suların durulmasını bekliyor. Ama bunu yani eğer ki... Ortamdan ayrılmak. Ortamdan ayrılmak. Aynen öyle. Bir kişinin kendine gelmesi için ortamdan ayrılmak. Bunu ben pasif agresiflik olarak yapmıyorum ama. Bunun ayrımına varmak lazım. Çünkü pasif agresif davranışlar da toksik davranışlardır. Yani nedir bunun adı? Aslında şöyle söyleyeyim. Hani somurtmak... küsmek. İlişkide mesela aynen ilişkideki jargonuyla trip atmak dediğimiz olaylar. Yani trip atmak var, trip atmak var. Yani tatlı trip atlarsın, iletişimi kesmezsin. Ancak küsersin ve işte karşı tarafı zehir olmaya başlarsın. Yani karşı gerçekten hani kelimenin tam anlamıyla. Yani karşı tarafa şey olması, ne derler ona işte... İğnelemek, zehrini akıtmak. Zehrini akıtmak. Ama isteniyor ki işte bizim kıymetimizi bilsin, gönlümüzü alsın. Çok güzel söylediniz. İşte bu doğru doğru metodoloji değil. Ama insan içinden gelmez. Ben bu arada küsmeleri hiç sevmem yani. Her konuyu kendim çok güzel söylediniz gibi ama. Düşünmeyin. Lütfen sadece empati yaparak konuşuyorum. Bazen bize de öyle geliyor işte nasıl böyle söyledi ya da nasıl bunu bilmiyor gibi. Yani hani bizimle daha çok ilgilenilsin. Harika söylediniz. Gönlümüzü alsın. Doğru. Çok doğru. Bir daha böyle işte yapmayalım. Aynen öyle. Aslında kadının istediği de o. Yani bir daha yapmayalım. Bu arada erkeklerin istediği de bu. Erkek yani, de küsüyor canım. Erkeklerde inanılmaz derecede eskiden hani kadına özgü bir özellik diye şimdi... Yani daha çok kadına yapıştırılıyordu. Yapıştırılıyordu. Erkekler de o kadar çok artık yapıyor. Erkek de küsüyor değil mi artık? Tabii, doğru ama ya. Erkekler konuşmuyor de... filan. Trip at, o da trip atıyor. Ya erkeklerin hakkı değil mi şimdi? Erkekler ağlamaz diye biyolojisiyle... Tabii işte. Onu, hadi bir an düşünün. Erkek nasıl küsüyor diye. O da öyle doğru. Bayağı trip atabilir yani. Trip atabilir yani. Aynen öyle. İşte burada önemli olan nokta şu. Haklısın trip atmakta. Adam belki aramadı değil mi? Doğru. Belki de... Artık tabii bu mesajlarla ilgili, aramalarla ilgili küsüşler var. Küsüşler var. Doğru. Daha yani yüz yüze ilişkiye geçemedik bile sevgili izleyiciler. Aynen öyle. Sen bana günaydın demedin. Günaydın demedin. İyi geceler demedin. Çok doğru. Sabaha kadar çevrim içiydin. Ha? Artık böyle şey, hani gençlerden söz ediyoruz tabii. Ya özellikle. Tabii hoş ki. Hoş artık bunun yaşı da yok. Yaşı da yok. Aynen ama gençlerin çok daha tanık olduğu bu. Sabaha kadar çevrim içiydin diyor ve hani... O gün konuşmuyor mesela ve işte olaylar falan bilmem neler. Orada işte aslında olay ne? Tamam çevrim içinde senin somurtman ya da senin konuşmaman, küsmen ya da devamlı iğnelemen olayı daha iyi hale getirmeyecek. Kolaylaştırmayacak. Tamam. Zorlaştıracak. O yüzden ne şef yapalım, ne, ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın çok güzel bir, inanılmaz bir teknik söyleyeceğim şimdi. Hadi bakalım. Ama duyduğunuzda bu muydu diyeceksiniz. Ama çözüm bu. İletişim. Başına da şunu ekliyorum. Hı. Doğru iletişim, sağlıklı i̇şte iletişim. İşte o doğruyu bize söyleyin. Doğruyu söyleyin. Biz bu muydu diyelim. Bu hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. Kendi duygunu, kendi içinde hissettiğini karşı tarafa iletebilmen. Mesela nasıl? Hayatım çevrim içindim ve ben buna çok üzüldüm.
Yani üzüldüm derken gerçekten çok hani kafama bir sürü düşünce geldi. Ve ben başkalarıyla flört ettiğini düşündüm. Başkalarıyla konuştuğunu düşündüm. Çok kıskançsın. Direkt bir etiket yapışabilir. İşte toksit yayıyor. Toksit de yayıyor zaten orada. Kıskançsın diye yargı... Bakın yargılama ve yargılama... Yargı da yok o zaman. Yargılama doğru şöyle ilişkide. Yargılama. Analiz yapmıyorsun ki direkt... Kötü bir etiket ve damga ile yargıladığında bu toksitistedir zaten baktığında. Sen ne biçim insansın, ne biçim işte kafanda kurumuşsun da işte bilmem ne. Ya düşünsene hani şimdi çözüme, ben böyle bir çözüme odaklanmak yerine tamam. Partilerine vuruyorsun. Ben böyle bir tepkiyle karşılaşırsam bir adım geri çekilmem lazım. Bir tabii, dakika. Bir dakika yani. Ya bana mi? Doğru düzgün bir açıklama yapabilecekken aynen. Beni suçlu yine suçlama. Suçluyor. Kesinlikle döndürdü. Suçlamaya gibi. Döndürdü. Şimdi burada suçlamaya döndürdüğü zaman kadın da şunu düşünüyor. Bir şeyler var. Şimdi yalnız günümüzde hani kadın erkek ilişkilerine düşünecek olursak yine işte genç kız diyelim ki kendinin onun yani erkeğin çok da umurunda değilmiş gibi hissetmesini istiyor. Hı hı, evet. Hani onun için böyle duygusunu açık açık söylemiyor. Evet. Yani benim onunla o kadar ilgilen ya da erkek için de geçerli. Bu tabii. Sadece kız dediğim umursamaz hemen değiştirelim. Ha, daha umursamaz. Yani o zaman arkadaş gibi olalım. Ben de umurumda değilmişim gibi davranayım. Hı-hı. Karşı tarafın. Yani o zaman daha samimi mi olunması gerekiyor şimdi tabii, duygularda? Bu dediğiniz şey aslında ilişki sürecinde daha ilk başta olan şeyler. Hani etkilemek için karşı evet, tarafı. Hani belki ilişki başlangıçları falan olabilir. Başlangıçta cool takılmak dediğimiz olaylar. Böyle evet. İşte cool gösteriyor. Burnundan kaldırmıyor işte yukarıdan böyle hani mesafeli davranıyor vesaire. Tabii bu durumda hani erkek mi yaklaşır, kadın mı yaklaşır, adım atmalı ilişkiye o noktaya gidiyor. Bu, yani içi içini yerdi ama bir türlü onu söyleyemez. Son derece cool davranabilir. Cool davranır ve taktik yapar. Bence hiç iyi bir şey değil bu. Bence. İlişkinin başında dahil mi? İlişkinin başında zaten. Hani neden? Şöyle önemli olan burada şu. Denge. Ne demek denge? Bir adım attın. Sen de onun da bir adım atmasını bekle. Sonra bir adım at. Sonra dans gibi aynen. Uyum ve ahengin... Çok güzel bir formül bu. Evet. Hep ben olmaz. Hep ben olmaz. Ama hep erkeklerden beklenir. Erkeklerden hep beklenir. Evet. Doğru. Ancak hani bu kadının da aslında iletişimi başlatması için bir engel değil. Mesela benim kendi ilişkimde kız arkadaşım başlatmıştı. Bayağı da uzun sürdü yani. Sürüyor yani. Maşallah diyelim. Yani bir 16 yıl dedim. Bayağı bir uzun yani baktığınızda. Yani sonuç olarak şunu demek istiyorum. İlişkilerde de bu böyledir. Yani kadın erkeğe yüklenir ya bu evet, misyon. Evet. Öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Örnek olarak söylemek ama istiyorum. Ama bence çok güzel bir konuya değindiniz. Bazı taraf dengeyi kaybedip sürekli verici duygu olarak verici bir konuma geçebiliyor. Hı hı. Ama biraz beklemesi gerekiyor. Bir taraf karşılıklı olacak bu alışveriş. Uyum ve ahenk. Karşılıklı olacak. Aynen. Baktınız hep siz işte pastalar yapıyorsunuz, börekler yapıyorsunuz. Yani şu an lafın gelişi bu örnekleri doğru, veriyoruz. Doğru. Ama o paşalar gibi hiç umru değil bir şey. Bu da zaten şu var. Ben fark etmeden toksik olduğumu olabilirim. Yani çok verici olmak da bazen sıkıntılı. Tabii. Düşünsünüze erkek adam işte ya da kadını işte ne yapıyor? Hep devamlı işlerini toparlıyor. Devamlı işte... Arkasını topluyor. Devamlı dediğiniz gibi poğaçalar, börekler. Devamlı daha söylemeden, daha istemeden bunu yapıyor. Bu da aslında... Hani boğucu olabilir boğucu değil ve mi? Toksik davranışa dönüşür ve kendi değerini de orada ihmal etmeye, ödün vermeye başlar. Kadın da başlatabilir, erkek de başlatabilir bence. İlişkide hiçbir problem İlişkiyi. Yok. Sadece değerini nasıl yansıttığı önemli. Kendi değerini Kendi mi? Değerini nasıl yansıttığı Karşı önemli. Karşı tarafa. Karşı tarafa. Başlattı ama şu var hani... Yapışırsa sıkıntı, hevesli olursa ama başlattı cool bir şekilde gitti kahvesini içti bilmem ne. Adamdan bakacak sinyal geldi mi? Yani kadın da erkek de bence başlatır. O da o ataerkil kültürün bir ürünü. Erkek adım atmalı olayı. Ha tamam yani kendi yapabileceğini tabii. Her iki tarafta yaptı. Tabii. Sonra geri çekilecek bakalım o ne kadar geliyor. Aynen öyle o ne kadar geliyor. Ama ilişki ilerledikten sonra artık böyle stratejilere de gerek yok herhalde. Çok doğru. Zaten bu bir strateji de değil aslında. Doğanın dengesi gibi düşünülmesi. Öyle bakacağız duruma. Tabii yani şöyle bir şey mesela cool davranmak. Mesela ben öyle cool davranmaya çalışıyorum. Uzak mesafede durayım. Bu taktiksel bir şey. Ama bakıyorum adamdan sinyal yok. Ya da
İşte kadından sinyal mesela yok. Mesela 3 gün sonra bir sinyal oluyor, 5 gün sonra olmuyor. Olmuyor. İşte bu bir bu da normal değil değil mi? Bu da aslında işte orada ghosting yapıyor size. Şey yapıyor hani, hayalet sevgiliyi oynuyor yani. Orada da bunun şeyi o. Tabiri bu ilişki dünyasında baktığınızda. Adam, ya bu sağlıklı bir durum değil bu da. Kayboluyor zaten ortadan. Böyle bir şey olamaz yani. Her gün arıyor sonra 5 gün aramıyor. Bu da toksik bir davranış. Değil mi? Tabii tamam. ki. Bu da toksik bir davranış. Yani bir kadın çözüyoruz ya da bir... Çözüyoruz mevzuyu. Aynen öyle. Bir kadın ya da bir erkek aslında hiç buna izin vermemeli ilişkide. Yani neden izin vermemeli? Ne demeli? Yani neden aramızdaki iletişimde bir problem olduğunu görüyorum. Bilgi alamıyor. Yani her gün aramak zorunda mıyım yani seni gibi bir durumla karşılaşılırsa. Tabii. Hani belki en başta böyle sert bir şekilde de söylenmez ama zaten karşıdaki kişi ona göre önlemini alacaktır. Ona göre önlemini alır. Zaten şöyle bir şey var. Hani ben ilişki istemiyorum diyor onlar da. Aa. Tabii. Yani örtüler ilişkilerde hani senin düşündüğün gibi bir ilişki de kafamda yok. Daha iyi güzel açıklamış kendini. Çok öbür güzel. Tarafa o zaman seçim hakkı sunuyor. Kesinlikle. Mesele işte bunu manipüle edip de ilişki gibi gösterip ilişki yaşamayıp bunları yapan. Çok güzel anladım şimdi. Tarzı. Mevzuyu çok güzel anladım aynen. Şimdi. Bu da toksik onun yani. İçin herkesin gözü açık olsun. Sınır koymak da çok önemli bu arada toksisiteye. Karşı. Maruz kalmamak için. Maruz kalmamak herkesin için. Herkesin sınırı olacak. Kesinlikle. Aynen öyle. Bunu da biraz örneklendirmenizi isteyeceğim. Size zaman vereyim. Tamamdır. Örnekleri düşünün diye. Tamamdır. Berrak'a döneceğim. Berrak'cığım senin de anlamadığın bir nokta kaldı mı bu konuyla ilgili? Yok. Can kulağıyla dinliyorum. Bir yandan da kendi kendime konuşuyorum şu içimden. Öyle mi? Yok yok, gayet çok güzel geçiyor sohbet. Benim can kulağıyla sizleri dinliyorum. Sen neler yapıyorsun ben şu anda? Ben neler yapıyorum? Ben tatlımızın yuvarlamasına geçtim. Ha, bir de muzlu bir tatlımız vardı bizim. Evet. Unuttuk Erdem biz hocamın onu. Yaptığı tatlı. Ha tamam. Şimdi bu işte muhallebi kıvamında, içerisinde irmik olduğu için şöyle bir kıvam aldı. Yani bu pişmişti değil mi? Koyu bir kıvam aldı. Evet evet pişti. Bütün soğudu. Malzemeleri karıştırıp ocakta pişip soğuttuk. Doğrudur. Sonra toplar haline yoğurdum. Getirip. Sonra burada bir korkmasınlar katı gibi bir kıvam oldu burada. Sanki kalıplaşmış gibi. Evet. Onu yoğuruyoruz güzel bir şekilde. Yoğurduktan sonra da top top yapıp servise hazırlıyoruz. Sunumu da çok hoşmuş evet, Berrak. Teşekkür ederim. Buna örneğin şey de yapılabilir Ayşen Hanım. Çikolata varsa çikolataya da batılabilir. Benmer usulü eritirip. Lezzete lezzet katmış oluruz. Evet, içerisine misal veriyorum şöyle fındık koyulabilir. Yani çeşitlendirilebilir. Hep dediğim gibi evde ne varsa değerlendirebiliriz. Köfteler, karnabahar köfteleri çıkmış. Evet, anlaşılan. Hazırlar. Ellerine patlıcanın sağlık. Da hazır ama süslemesini birazdan yapacağım. Evet, çünkü onun süslemesinde nohut tabii. vardı. Zaten çok da vaktimiz kalmadı. 5-6 dakika sonra son halini izleyicilerimize tabii paylaşırız. Ki. Senin o güzel sunumunla. Tabii ki. Berrak, yaz köfteler de çok güzel görünüyor. Evet, ha? Çok güzeller. Ellerine sağlık şimdiden. Afiyet olsun. Evet, gelelim örneğe. Gelelim örneğe, sınırımızı koymak için. Evet. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Direkt dikkatleri üzerine çekecek o sırada. Partnerinin susmasını bekleyecek. Orada bakın iletişim dengesi çok önemli. Hani toksik ilişkide devamlı konuşuyor. Partnerinin susmasını bekleyecek orada. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. O hala konuşuyor. Konuşuyor, ben bekleyeceğim. Bekleyecek karşınızdaki kişi. Yani bir böyle bir aksın yine irine. Zehri. O yüzden hani konuşurken konuşmaya çalışmamak çok önemli. Çünkü ay, üst üste konuşulmaz zaten. Kimse kimseyi dinlemez. Tabii aynen öyle. Ayrıca hani o iletişim de toksikleşmeye başlayacak o zaman. Tamam. Sussun, iyice konuşsun. Ondan sonra sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dediniz. Evet. Bitiriyorum diye. Tabii ki böyle bir şey yok. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Tabii ki böyle bir şey değil. Sadece şunu diyecek. Bu yaptığının farkında mısın? Ne yapıyorum ki var? Aynen bunu diyecek zaten. Evet, ne yapıyorum? Fark etmeni istiyorum. Fark ettikten sonra konuşacağım. Neyi fark edeceğim? Bunu yapıyorsun. Açıklama yapacağız orada. Bunu yapmıyorum da sen bana bunu yaptın da şöyle bunu oldu. Hatanı anlayana kadar. Aynen öyle olur. Bakın. Hani biz Serde tiyatroculuk var ya, doğaçlama yeteneğimiz. Çok güzel yaptınız.
Şu anda bile toksik enerji hissettim ben yani. Biz zaten sabahtan beri onu hissediyoruz. Ben de doğal olarak şunu söyleyeceğim. Hatta hani fark edene kadar çıkacağım. Anladığında geleceğim. Ağladığında geleceğim. Anladığında geleceğim. Anladığında geleceğim. Yani şöyle ya bir şey. Bu da şey bir terbiye ediyor gibi. Yani terbiye ediyor ama terbiye sanki. Etmeniz lazım. Çünkü neden biliyor musunuz? Neden terbiye etmiyor? Toksitsiyi karşı taraf şey yapıyor, akıtıyor yani irine. Evet. Yani burada... Anlarsa anlasın. Anlarsa anlasın. Eğer sağlıklı konuşabilecekse benimle konuşuruz. Aynen öyle. Ben ama konuşamayacaksak da artık yapacak kesinlikle. Bir şey yok. Bakın yetişkin iletişimi çok önemli. Ben yani seninle konuşmakla düşünüyorum. Lütfen beni dinleyeceksen ben senin dediklerine şu konularda... Tamam. Bu arada benim de toksik olmamam lazım. Benim de hatayı kabul etmem lazım. Kendimizi tutmamız lazım. Tabii. Mesela biraz önce dediğiniz şeylerdi. Ya şu konularda haklısın. Şu konularda haklısın. Önce haklı olduğu bir konu bulalım o zaman. Konuşmadan önce. Mutlaka senin de haksız olduğun bir konu vardır. Çünkü ilişkilerde şöyle bir şey var. Karşı taraf diyor ya ben hep haklıyım, ben haklıyım diye. Şöyle başlasak. Senin hakkını yok sayıyor. Bazı konularda haklı olduğunu düşünüyorum. Evet, çok güzel. Bazı yani konularda... Örnek vermek zorunda hissetmesek. Aynen, bir formülizasyon yapalım. Bazı konularda haklı olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ancak bazı konularda da yeterince anlamadığını ve fark etmediğini düşünüyorum. Aha, bazı konularda haklısın. Bak şimdi daha dikkatli dinliyorum. Daha dikkatli. İstersen senin haklı olduğun konuları önce konuşalım. Bir egoyu böyle bir yatıştıralım. Ama o bitmez o konu. Bence onu geçelim. Boş verin, anlatsın. Anlatsın haklı olduğu konu. Ben bunları yazacağım. Tamam, haklı olduğun konuları yazmak istiyorum bak. Şu anda geldik, bağlandım bilgi dünyasına. Tamam. Şu anda mesela... Benim haklı olduğum konuları mı yazacaksın? Evet, sizin haklı olduğunuz konuları yazacağım çok şimdi. Çok hoş bir şey bence bu. Yazalım haklı olduğunuz konuları. Tamam. Ama senden tek bir ricam var. Evet. Haklı olduğun konularda eğer ki yanılıyorsan beni uyaracaksın. Bak senin haklı olduğun konularda... Sen yanılıyorsan ben uyaracağım. Evet, ben yanılıyorsam uyaracaksın senin haklı olduğun konularda. Evet. Senden tek bir şey istiyorum. Evet. Benim de haklı olduğum noktaları da benim gibi dinleyeceksin. Yani yorum sen, yapmadan mı? Hayır, yorum kendimi edeceğiz. Savunabilir miyim? Kendini savunabilirsin. Ben de savunacağım ama. Tamam. Sadece sen de benim dikkatli bir şekilde yazdığım gibi benim haklı olduğum konuları sen de yazacaksın. Benim dinleyeceksin. Biz oynamaya başlamışız. Bak hala ama ne kadar güzel bak. Oyun hani bu çok önemli bir şey. Partnerlerden birisi gerçekten değiştirmek istiyorsa çok ciddi bir sorumluluk ve özveri alması lazım. O taraf da farkındalığı olan taraftır. Kesinlikle. İşte ona göre bir şekil alacak o durum. Yani ne olur bilmiyoruz. Tabii ki emek sarf etmek bu işte. Değil mi? O kesinlikle. İlişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak. Evet. Her iki taraf da emeğini ortaya koyarsa neden aynen. O ilişki ömür boyu sağlıklı bir şekilde devam etmesin? Kesinlikle. Hem karşı cinsli olan ilişkilerimiz için geçerli, hem yakın akrabalarımız, yakın arkadaşlarımız, kız arkadaşlar bile bazen ya da erkek arkadaşlar da biliyorsunuz toksik ilişkiler kurabiliyorlar sadece arkadaşlık çerçevesinde. Yani biraz uyanık olacağız. Aynen. Kendi sınırımızı her zaman belirteceğiz. Özellikle gençler için söylüyorum. Hayır demeyi de bileceğiz, değil mi? Aynen. Bir günde bu hayır demeyi ayırabiliriz Erdem Hocam. Süper olur o, çok önemli. Yani gerçekten her yaşta kişinin bence bu konuda bilgi sahibi ya da deneyimi olması gerekiyor ama evet. Gençler için çok daha önemli olduğunu düşünüyorum bu hayır deme konusu. Çok önemli. Nasıl geçti zaman anlayamadık. Hızlı geçti, evet. Çok eğlenceli geçti benim için. Biraz içimiz sıkıldı toksik deyince. Evet aynen. Şimdi empati yapınca tabii böyle biraz sıkıntıya sebep oldu ama işte bu evet. Sıkıntıları yaşamamak için neler yapabiliriz? Nasıl fark edebiliriz bu noktaları? Erdem Taşkın Su gerçekten bize çok güzel bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve son olarak Berra'ya dönelim bakalım. O sunumlarını hazırladı sanırım Berrak'cığım. Evet. Son dakika gelişmeleri için hazırlıklar devam. Evet, görelim. Evet. Ben nohutlu patlıcanı çok merak ediyorum sunumu. Ay ne kadar hoş görünüyor. Evet. Onda ceviz var mıydı? Evet, içinde ceviz de var. Tabii. Hatta şunu konuşmuştuk. Acaba dövmeden mi koyacaksınız dediniz. Evet, onları kıyaraktan. Hatta ben burada ses olmasın diye elimle parçalayaraktan ay, yaptım. Çok teşekkür ederiz Berrak. Çok ne sağ demek? Ol. Karnabahar köftesi de gayet güzel görünüyor. Evet. Hem karnabahar diyoruz ama içerisinde brokoli de var. Havuç var. Ay havuç var. Soğan var. Maydanoz var. Evet.
İsteğe göre evde ne varsa kabak da koyulabilir içerisine, ıspanak da koyulabilir. Her telden her şeyi içerisine ekleyebiliriz. Evde ne varsa yani hani havucumuz yoktur, onun yerine kabağımız vardır. Kabağı rendeleyip suyunu süzüp içerisine katabiliriz mesela. Ama püf noktasını az önce söyledin, suyunu süzeceğiz. Evet. Değil yoksa mi? Çok sulandırır. Kesinlikle. Ve muzlu topların da harika görünüyor. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet, mutfakta hepimizin olabileceği sebzelerden, baklagillerden ya da tatlı örneğinden bize sundun. Çok teşekkürler Berrak. Ben tekrar teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Görüşmek dileğiyle. Ve sevgili izleyiciler, biz bize de sohbetimizin sonuna geldik ama her zaman olduğu gibi sizlerle farklı bir mekana daha gidiyoruz. Ardından veda ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Değerli izleyiciler, şu anda tasarımcı, koleksiyoner Sayın Nihan Ülger'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza, merhaba. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok amaçlı kullanılan harika bir atmosferdeyiz. Siz de çok yönlülüğünüzü aslında ortaya çıkartmışsınız bu mekanda. Hem antikalarınızı sergiliyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Diğer taraftan hobi köşeniz var. Diğer taraftan restoran kısmı var. Şimdi nereden başlayacağımızı bilemedim. Onun için sizi tanıyarak başlamak istedim. Aslında ne eğitimi almıştınız? Aslında ruhumu yansıtan bir yerdeyim şu anda. Ben moda tasarımı okudum. Aynı zamanda halkla ilişkiler eğitimi aldım İstanbul Üniversitesi'nde. Sonrasında da tamamen aslında mesleki anlamda uzman olduğum işi yapmadım. Denedim ama biraz zor oldu o iş benim için. Çünkü biliyorsunuz bu... Asıl istediğimiz şey hep sonradan bize geliyor. O yüzden bana da gelen çocukluğumdan beri içinde bulunduğum yaşantıyı aslında meslek edindim. Böyle söyleyeyim. Bütün hayatımın içinde olan şeyler şu anda para kazandığım işler oldu açıkçası. Profesyonel hayata geçirilmiş oldum. Şimdi çocukluğumdan beri içinde olduğum işler derken gelin bu işleri biraz açalım. Şimdi antika ile başlayalım. Şimdi genç bir kız ya da küçük bir çocuk çocukluğundan beri nasıl içinde olur? Aile herhalde burada etken oluyor. Siz de bu şekilde mi antika ile tanışmıştınız? Evet, aile babamın aslında koleksiyonuydu. Sonrasında bana geçti diyebilirim. Babam maden mühendisiydi. 96 yılında rahmetli oldu. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim. Amin. Sonrasında da babamın koleksiyonu bana geçti. Ne koleksiyonu vardı? Daha çok müzik aletleri, yani gramofonlar, pikaplar, fotoğraf makineleri, bu tarz şeyler biriktiriyordu. Böyle kameralar falan, o tarz şeyler. Sonrasında bir de şöyle söyleyeyim, daha doğru olur bu. Biz pazar günleri evde gramofonlar, böyle pikaplar, plaklar falan dinleyerek geçirdik çocukluğumuzu. Herkes hani böyle dijital şeylere geçtiğinde ben gramofon dinliyordum ve bu bizim için çok güzel bir şeydi. Hafta sonları etkinliği gibiydi. Babam rahmetli olduktan sonra bu bana bir anı olarak, yani sanki bir miras gibi, hafta sonları ben hala pazar günü evde kesin bir plak dinlerim. Bazı plakların anısı da çok derin. Onları da çok yani uzun yıllar dinleyemedim. Hangisi mesela? Zeki Müren'in Gözlerim Doğuyor Gecelerime planı. Çok uzun yıllar dinleyemedim. Çünkü o bizim açılış şarkımızdı. Her akşam güneşin battığı yerden, her akşam güneşin battığı yerden, gözlerim doğuyor gecelerime, gözlerim doğuyor gecelerime, gözlerim doğuyor gecelerime, gözlerim doğuyor gecelerime. Sonrasında babamın eşyalarını satamazdım. Kendim biriktirmeye başladım. Çok fazla da topladım bunu. Yani kıymetli olan şeyleri de açıkçası belki genetik bilmiyorum. Biliyorum bunların hepsini. Öğretmiş de olabilir bana ki ben babamı kaybettiğimde 12 yaşındaydım.
Çok gezerdim babamla antika pazarları, antikacılar. Ve bu bana bir koleksiyon olarak döndü. Sonrasında da bir iş olarak yapmayı tercih ettim bunu. Aslında bundan bir gelir elde etmek değildi amacım. Koleksiyonumu sergilemekti. Ben bunu sözlük anlamıyla söylemiyorum. Aslında altta kalan dille anlatmam gerekirse emek harcanmış bütün eşya, üretilmiş zaman harcanmış, kıymetli ahşapla üretilmiş, kıymetli aletlerle üretilmiş bütün eşyalar antika değeri taşır. Bunun dönemi, zamanı aslında yoktur. Evet, hani bir de şöyle bilirdik. O dönem üretilmiş fakat o üretimden de az olmuş ya da işte bir farklılık olmuş o üretimde. Bu bilinen antika tabiri, bilinen değeri bu. Yani az üretilmiş, marka değeri olan ve mesela porselen. Porselende marka önemlidir, ülke önemlidir. Bu markalar ve ülkelerde üretilmiş porselenler çok değerli, çok kıymetli. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir markanın 1910 yılında sahtesi üretilmiş. Şimdi 1910 yılından günümüze gelen diyelim ki çok yüksek bir değeri olan, pahada yüksek değeri olan bir porselenin o dönemde üretilmiş sahtesi var. Ve bugünümüze gelene kadar bunu profesyonel porselen ustaları ayırabilir ancak. Damgası aynı, aynı marka ve şu anda piyasada var hepsi. Bu tarz porselenler 1910 yılında üretildiyse eğer, günümüze kadar geldiyse antika mıdır? Benim için antikadır. Çünkü 1910 yılında aynı şartlarda üretilmiş. Ama asıl sahtesi de olsa olur diyorsunuz. Aynen, benim için olur. Ama satarken, bilirken, yani biliyorsanız eğer bunu söylemek zorundasınız. Yani bunu bilinmesi gereken bir şeydir. Ama bilinmesi çok zordur. Ve gerçekten de 1910 yılında, 20 yılında üretildiyse bu obje, bu aksesuar, zaten gerçekten bir değeri var, manevi değeri var aslında. Hı. Söylemek istediğim antika tabir aslında bu. Evet, paha olarak farklıdır ama sonuç olarak aynıdır aslında. Peki siz nasıl ediniyorsunuz antikaları? Eminim size getiriyorlardır, inceliyorsunuz ya da incelettiriyorsunuz. Her konunun bir eksperi olabilir. Artık böyle programlar da var, izliyoruz. Özellikle satıcılar, antika satıcıları dolaşıyorlar, farklı mekanları geziyorlar ve oradaki cevherleri bulmaya çalışıyorlar. Siz de yapar mısınız böyle? Nasıl ediniyorsunuz bu kadar ürünü? Geçmişte çok yaptım. O zaman daha kolaydı böyle bulmak. Ancak şu anda herkes bilinçli. Dolayısıyla kime neyi değerlendireceğini, eşyasını biliyorlar, kendileri buluyorlar. Benim topladığım bugüne kadar eşyalar benim çevrem ve böyle dilden dile dolaşılan şeylerdi aslında. Yani zaten benim böyle eşya biriktirdiğimi bilenler. Sonrasında da antika pazarlarından aldığım, yurt dışına gidip işte aldığım böyle küçük aksesuarlar, bu şekilde topladım aslına bakarsanız. Peki size getirildiğinde bir ürün, siz onun tahlilini yapabiliyor musunuz? Bazı ürünlerin yapamıyorum tabii ki. Mesela porselen ilgi alanım değil, hiç bilmem. Ama ayıramam. Ama elektronik, yani gramofon, pick-up gibi aletleri anlıyorum. Benim de kendi yıllarca işte bu aletleri tamir eden ustalarım var. O ustalarıma danışırım, sorarım. Onların elinden bir geçer. Çünkü ben bu koleksiyonu biriktirirken içleri böyle açılmış, parçalanmış, değiştirilmiş. Zamanında da bu tarz olaylar olmuş. Yani aslında içinde orijinal bir parçası var ama çıkarmışlar, başka bir şey koymuşlar. Bir hoparlör alıyorsunuz, hoparlörün içinde hoparlörü çıkmış, yani almışlar, başka bir hoparlör takmışlar gibi. Bu koleksiyon değeri olmuyor işte böyle olduğunda. Bunu ustama götürürüm, o bakar, değerlendirir, ona göre alırım eşyaları. Aslında bir kısmı da bu şekilde alıyorum. Tabii ben içini açıp onu ayıramıyorum ama cihazların kıymetlerini bilebiliyorum tabii ki. Evet, mekanda hem antikalarınızı sergiliyorsunuz hem de hobi bölümünüz var. Hani siz o eskileri düzeltmeye çalışırken, cilalarken vesaire ortaya çıkan bir yönünüzü
herkese yine paylaşımı açmışsınız. Böyle yerlere de çok ihtiyaç var. Çünkü günümüzde, çağımızda daha çok hanımlar diyeceğim ama beyler de bence ilgi gösteriyor. Ahşap boyama ya da işte farklı alanlardaki hobilere çok ilgi gösteriyorlar. Orada bir sosyalleşme oluyor. Biraz da o bölümden söz eder misiniz? Neler yapılıyor hobi bölümünüzde? Hobi bölümümüzde mobilya dönüşümleri yapılıyor. Aynı zamanda böyle işlenmemiş işte ham aksesuarlarımız var. Ağaç, mobilyaların ham halleri. Aynı zamanda ev dekorasyonunda kullanılacak objeler. Bunların boyanmamış ham halleri var. Bir atölyemiz var. Atölyemizde kurslarımız var. Kurslarımızda da çok fazla eşleriyle gelen öğrencilerimiz var. Ne kadar güzel. Ve eşleri, çocukları, ailecek geliyorlar. Çok keyifli geçiyor. Ve bunun sonrasında hem işte restoranımızda yemeklerini yiyorlar ailecek. Eşleri orada bekliyor, kendileri boyama yapıyor. Çocukları hafta sonları etkinliklerimiz var. Burada amaç güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Ve gerçekten yani hiç kimsenin keşfetmediği bir yönü ortaya çıkıyor. Aa, yapabilir miyim diyor. Yapabilirsiniz diyoruz. Hemen derse başlıyoruz orada. Bir şey boyuyoruz, çıkıyor ve kendi evlerine kendi boyadıkları eşyaları götürüyorlar. Hediye olarak boyuyorlar. Hediye olarak kendi el emekleri eşyaları götürüyorlar. Çok güzel, keyifli vakit geçiyor. Aslında ben de çok keyif alıyorum bu işi yapmaktan. İyi ki yapmışım diyorum. Çünkü çok güzel insanlarla tanışıyorum. Sanat ve hobisi olan insanlardan zarar gelmez. Çok güzel insanlarla tanışıyorum. O yüzden çok keyif alıyorum bu işten. Evet, gerçekten hoş ortamlar. Zaman zaman biz de katılıyoruz. Sadece ahşap boyama değil, bildiğim kadarıyla porselen çiçek yapımı gibi farklı hobilere yönelik alanlar da olabiliyor. Tabii bizim atölyemizde var yağlı boya resim kursu. Bu porselen, seramik, hani bu Capodimonte şeyleri yapıyoruz, bardakları, tabakları. Çok güzel çiçekler yapıyorlar porselenden. Porselen kursumuz var, çini kursumuz var, ahşap boyama, mobilya dönüşüm kursumuz var. Çok güzel eğitimlerimiz var. Siz yapmaya devam ediyor musunuz? Tabii. Dün gece bu iş yerimden 12'de çıktım. Gerçekten mi? Yapıyorum hala, çok severek yapıyorum. Çok keyif alıyorum. Sıkılmadım hiç bu işten. Zaten dediğim gibi kendi tercih ettiğim bir alan bu. O yüzden çok mutluyum. Herkesin de gönlünde böyle iş yapmak yatan bütün kadınların, özellikle kadınların bu tarz işi hayata geçirmeleri için gerçekten teşvik ediyorum. Onlar için bir alan yarattım zaten. Burada eğitim alıp sonra kendi işlerini yapabiliyorlar. Bir iş olarak yapmasa bile evlerinde boyayıp hediye edip bir ya da küçük çevrelerine satış yapıp yine para kazanıyorlar. Çok güzel bir şey, insanın hobisinin işe dönüşmesi. Tabii sosyal medyayı da artık kullanıp satışa sunan hanımlar da çok fazla. O nedenle daha fazla ilgi olacağını düşünüyorum bu tarz hobi kurslarınıza. Evet, teşvik, devletin de teşviği var bu konuda. O yüzden internet satışı gerçekten çok güzel bir alan. Bu yüzden hem ev işlerini, hem çocuklarını, hem de kendilerine vakit ayırabiliyorlar aslında bakarsanız. Evet Nihan Hanım, sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Tanışmak harikaydı. Zaman zaman sizi yine ziyaret etmek isteriz. Çünkü sürekli bir değişim halindesiniz. Son halinizi de görmek isteriz. Her zaman beklerim. Gerçekten dediğiniz gibi aynı zamanda bu işlerle uğraşmaktan da çok yoruluyorum ama değişimi seviyorum. Her zaman beklerim. İnşallah bir gün boyama atölyemizde bir program yaparız. Tamam, zevkle. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.